aklıma merdane. Yarışıyor eşler şahane. Saydı yetişte başlıyor hadi. Mutfak bahane. Mutfak bahane. Ayağınıza geldi. Hint yemekleri hemen. Evet. Aç mı kalacağız? Pilav var mı? Var. Ha. Var ama Hint pilavı. Şiva'dan umut yok. Meydanı boş buldular ama mekanın sahibi geldi. Mekanın sahibi dün geldi de sen yoktu Fulya abla. Siz hepiniz ben tek. Oo. Kızlar bu kadar üstünüze alınmayın size söylemiyor ki. Oo. Zeynep nasıl seyit gelinisin? Bak insan anasına benzeyen gelin bulur genellikle. Ha, ben olduğum için değil yani Emin. Belki de. Aşkım sen iki saattir iki tane mi açtın daha? Aşk katıyordum ya, o biraz zaman alıyor. Tamam artık o kadar kendine gel. Her şeyi zamanında konuşacağız. Şu anda bir şey yok. Ay 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 ay. 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 Hoş geldiniz, sapalar getirdiniz. Güzellik olsun, iyilik olsun sözünüz. Baktığınız yer iyi ve güzel olsun. Hakkınızda iyi şeyler söylensin, iyi şeyler söyleyin. Siz de insanlarla ilgili Allah evlatlarımızdan güldürsün. Hayırlı gelinler, hayırlı damatlar nasip etsin ya Rabbim. Şimdi bugün Şiva ve Volkan'ın günü ama Şiva o kadar güzel ki. Kız bir gelsene yanıma, mutfağın arkasında kalma. Volkan sen de gel. Ya da sen gelme mi desen? Ben gelmeyeyim. Sen gelme bence de. Allah'ım. Sen konsept mi ya? Niye elin böyle duruyor? Sari çünkü taşımak böyle. Ha bu böyle. Sen çalışıp gelmişsin. Şöyle bir aç bakayım şöyle bir elini. Bir dön bakayım şöyle. Ay bir şey söyleyeceğim. Bir Hint müziği mi versek? Bir görelim mi? Dans edebiliyor musun peki? Ha? Biraz. Ay maşallah çok güzel olmuş. Şiva'ya nasıl söyleyeceğim kahroldum. Az sonra gelecek isim sizi şok edecek. Zaten sinyallerini vermiştim ama görünce inanamayacaksınız. Şimdiye kadar
hiç bilmediğiniz gerçekler bugün burada ortaya çıkıyor. Her şeyde annenle karar veriyorsun. Beni hiç katmıyorsun ki hiçbir şeyi. Ben burada olmazdım çoktan. Çoktan gitmiş olurdum. Ya tamam, nerede olsan olardı. Bunu ya sen de biliyorsun. Bunu ben. Herkes biliyor. Etrafımızda herkes biliyor bunu. Alisa ne konuşuyorsun? Alisa yeter. Bilerek yapıyor. Kameralar var burada. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben bu dansı çok sevdim. Sonra bir daha istiyorum. Tamam. Tamam mı? Önce Hint yemekler yapalım. Bugün... Aa, bir de Hint yemekleri mi var? Evet, aç mı kalacağız? Yok. Güzelim buldum. Türklerin beğendiği Hint yemekler buldum. Aa, güzel. Evet. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Hint yemeği yiyen var mı daha önce? Hint İnanılmaz güzel pilavları çok vardı. Güzel pilav, pilav var mı? Var. Hah. Var ama Hint pilavı. Şiva'dan umut yok. Öyle deme. Nasıl yani? Hiç belli olmaz. Şu dansı böyle eden kadın gerçi mutfakta doğru. Neler yapabilir neler, göreceğiz. Artık yani, doğru. Hadi o zaman gidelim. Zaten Volkan'ın utku tutuldu. Geç bari yanına. Hadi mutfağa gidiyoruz. Bugün Hint mutfağına davetliyiz. Şimdi mutfağa geçtik. Bugün Hint yemekleri yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Şiva muhteşem görünüyor. Volkan her zamanki gibi aşık aşık bakıyor. Yalnız size haberlerim var. Az sonra gelecek isim sizi şok edecek. Zaten sinyallerini vermiştim ama görünce inanamayacaksınız. Program başladığından beri istediğim bir şeydi bu. Bugün nihayet ikna ettim ve artık gelecek. Gelecek ve öyle şeyler söyleyecek ki inanamayacaksınız. Şimdi yemek zamanı. Hazır mısınız? Hazırız. Menünüzü öğrenmek için heyecanla bekliyoruz. Menümüz yufka çanağında pilav. Sonra... Hint pilavı ama. Evet. Hint usulü. Hı. Ve parata var. Parata? Evet. Bu da Hindistan gözleme. Hı. Gözleme gibi. Hamur işi. Ve Volki tatlı yapacak. Ben jalebi yapacağım. Jalebi. Jalebi. Üstüne evet. Ondan önce de masala çayı yapacağım. Evet. Bizi izlerlerken çaylarını yudumlasınlar diye. Hint mutfağı ayağınıza geldi. İnşallah güzel olur. Peki şimdi siz başlayın sonra lojeye soracağım. Bakalım kızlarım nasıl buldular menüyü. Hadi hemen başlayın. Tamam. Neyle başlıyorsunuz? Ben çayımdan başlayacağım ilk başta. Tamam. Çayın içine neler koyduğunu da bizimle paylaş lütfen. Tabii ki. Bir su bardağı süt, bir yemek kaşığı siyah çay, bir çay kaşığı rezene, bir çay kaşığı anason, iki adet karanfil, iki tane karabiber, bir parça çubuk tarçın, bir parça taze zencefil, 3 adet de kakao. Vallahi güzel görünüyor. Bakalım güzel bir çay. Evet. Hint çayı. Peki. Aynen öyle bakalım. Ben de paratadan başlıyorum. Peki yani gözlemeden. Evet. Peki. Hamurumuz burada. Hamuru anlat bana nasıl yaptın. Orijinal un su tuz. Orijinal un su tuz. Yerim seni. Peki kızlar. Gözleme ustaları, hamur işi ustaları. Vallahi görünüşte Şiva'yı çok beğendik. Yemeklerden de aynı performansı bekliyoruz. Göreceksiniz bakalım. Kızlar. Ama olmazsa da dün bana yaptıklarının karşılığı geliyor Şiva, hazır ol. Aynı şekilde. Bende her konuda hamarat var. Bilmiyorum. Hiç dün beni gömdün yapmayın. Masaya, sıra bende şimdi. Her konuda var ama mutfakta pek olmadığını kabul et yani. Alisa? Bence... Şiva gerçekten çok yetenekli bir kız. Ne isterse onu yapar. Bu arada Fulya Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi misiniz? Daha iyiyim. Altınlar nerede? Bak. Dün kulaklarınızı çınlattık tahmin ettiğiniz gibi. Normal. Meydanı boş buldular ama mekanın sahibi geldi. Ay Allah'ım. Oo. Yıkılıyor buralar. Mekanın sahibi dün geldi de sen yoktu Fulya abla. Mekanın sahibi geldi. Artık meydan boş değil. Dur da biz yarışacağız öyle konuşmayın. Gardınızı alın, hazırlığınızı yapın. Siz hepiniz, ben tek. Kızlar bu kadar üstünüze alınmayın. Size söylemiyor ki, bana söylüyor. Size ne oluyor? Sana ne gibi bir kastı var anlamadım ki. Gül gibi maşallah prenses gibi gelini yani. Şimdi tavayı yağ koyduk. Hı-hı. Gözleme içini yapacağız. Önce soğan.
Oh, bol soğanlı. Evet. Kızlar, bugün bol baharat yemekler var. Hazır mısınız? Kızlar, baharat sevmeyen var mı? Hazırız ama çok sevmem. Orta. Orta. Sevmem. Ya Hint yemekleri bol baharatlı olur biliyorsunuz. Acı olmadığı Zeynep sürece yerim. Zeynep nasıl sirkelinisin? Ben işte o yüzden yemiyorum. Nerede Hayri abla? Annem hastanede. Dün biraz sesi şeydi ya. Evet. Yetişebilirse gelecek, onu bekliyorum. Hadi inşallah. Geçmiş olsun. Rezene, karabiber, say içindekileri, tarçın, çay, çubuk. Tarçın, çubuk. Koysana hayatım çubuklarını da. Tabii koyunuz Zeydan. Rezeni atacağız. Karanfil atacağız. Karabiberimiz var. Tarçınımızı attık. Zaten zencefil de attık. Karabiberi attın mı? Atmamışsın. Yok, karabiberi de attım. Onu atıyorum. Tabii atın. Atıyorum. Sonra rezenemiz var. Bunu çok fazla abartmayayım isterseniz. Zeydan abla, bu bizi sakinleştirici çayın değil mi? İçine koydu. Evet. Bu birazdan duyacaklarına karşı sakinleşmeleri için. Bence o bizim beyin onlar bize yapıyorlar bu çayı ama ben onlara demliyorum aslında. Başka bir şeyin var mı? O sadece sütü kaldı. Sütü kaldı. Bunlar güzelce kaynayacak. Aynen. Peki hadi bakalım. Ben de o ara o kaynarken jalebinin hamurunu başlıyorum. Belki şeker attın mı? Ha şeker. Asıl şeker yok şaşkın. Doğru şeker. Şeker. Aferin Şiva. Getir. İki çay bardağı un var, iki yemek kaşığı yoğurt var, iki yemek kaşığı mısır nişastası, yarım çay kaşığı kabartma tozu, yarım çay kaşığı zerdeçal, iki çay bardağı su var. Bunların hepsini karıştırıp kıvama getireceğiz. Bu ne oluyor şimdi? Bu jalebinin hamuru. Tatlı mı bu? Tatlı. Soğan var, maydanoz var, yeşil biber var ve patates var, haşlanmış patates. Şivacığım, şimdi sen onu yaparken biraz düne götürmek istiyorum sizi. Dün Gülden geldi ve Ramazan Gülden olayının artık hani sonuna mı geliyoruz? Ancak karşılıklı konuşunca çözebilecekleri bir durumdalar bence. Ama dün Gülden buradayken Şiva'nın bardak kırma olayı vardı. Aslında nar kıracaktı da bardak kırmıştı biliyorsunuz. Fakat Gülden'in tepkisi de çok netti. Bir o anları hatırlayalım mı? Bak nazar nasıl çıkacak? Şiva saçmalama. Bak. Hayır Şiva, hayır annem. Yap Şiva yap. Nazar değil, senin fesatlığının içinden gelenleri yayılacak. Şiva saçmalama. Hazır mısın nazarlar gitmesin ki? Yap Şiva yap. Şiva yapma. Yapma Şiva. Yap bırak yapsın evet. Zeynep bırak yapma yapsın. Yapma saçmalama. Yapma. Nazarlar gitsin. Hayır. Nazarlar gitsin. Hayır. Bravo Şiva. Gülden'e nazarı çıksın. Artık Gülden gitti. Gülden. Hafta içi her gün saat 14 bizi izlersin Gülden. Şiva sen de az değilsin. Buradan kız gitti diye arkasından ne kadar mutluyum şeklinde. Zeynep gitse artık burada ne yaparız bilmiyorum yani. Aynen öyle. Dün yine anlattım, o şey yaptı. Ben arkadaşla aradım onu. Çok arkadaşla onunla konuşacaktım. O hala yarışma ortamdan çıkmamış gibi. Bana şey söyledi, sen beni gıcık yapmak için aradın. Biz burada kırabiliriz belki birbirimize rekabet için. Bir şey söyleyebiliriz ama dışarıda arkadaşız sonuçta. Ben de onu arkadaş gibi aradım ama o hala rekabet peşindeydi. Öyle konuştu bende. Ben de dedim madem gitmiş, nar yok, bardak kırayım, nazarlar da gitsin. Kızlar ne dersiniz? Bence Şiva'nın böyle bardak kırması çok yani ayıp bir şeydi bence. Çünkü sonuçta biz Gülden'le arkadaştık burada.
Yani kızın zaten zor durumunda bile Şiva böyle hareketler yaptı. Ben hiç beğenemedim. Evet Şiva'ya ben de kızdım orada. Hatta kırmadan önce de söyledim yapma Şiva, etme Şiva diye. Ama şöyle de bir şey var. Biz Gülden'i aradığımız halde defalarca mesaj attık, aradık. Gelip burada Gülden'in hayır siz beni aramadınız demesi de çok yanlış bir şey oldu. İkisi de haksız bu konuda yani. Ben aynı zamanda gerçekten Alisa, Şiva, Zeynep size de çok kırgınım. Çünkü bir kere olsun nasılsın, ne yaptınız? Buradaki olan olayları da biliyordunuz. Sadece Zeynep sen yazdın. Evet. Aramadınız bile. Özellikle o gün telefonda bağlandığımda Şiva burada destek veriyorsun sağ ol. Ama o gün hani hiç gereksiz. Ben ne kadar kırgınım, neyin derdindeyim. Yemeği geçmişim. Ne bileyim artık altından bile vazgeçmişim. Mutluluğumu yaşayamadım. Sen orada resmen bana kinaye cayatıp bardak kırdın. O da çok zoruma gitti. Gülden bence çok suçlu. Niye Cerim, suçlu biliyor bence. Musun? O çocuğa yapmadığını bırakmadı. Bence ayrılmaları daha iyi olur. Aynen öyle. Hatırlıyorum. Şiva bizler gidince bizim arkamızdan ne yapacak? Tabii hepimiz çok merak ediyoruz. Bence Şiva onu yaparak çok doğru bir şey yaptı. Niye biliyor musunuz? Şiva onu yaptı. Ramazan'ın gözleri açıldı. Gülden'le ayrılıyor. Yoksa Ramazan ileriki hayatında çok sıkıntı çekecekti. Ben Şiva'ya helal olsun diyorum. Vallahi. Öyle deme ya. Bence yapmasaydı bence keşke. Gururuna dokundu. Keşke yapmasaydı öyle. Ramazan kurtuldu. Keşke siz yanlış görüyorsunuz. Siz Gülden'in burada neler yaptığını bilmiyorsunuz. Tamam görüyoruz ama yani onu yapmaması lazımdı orada. Aynen. Bence siz rüyadasınız. Çok yanlış yani. Yani herkesin fikrine saygı duyuyoruz tabii ama bakalım. Peki döndüm. Şu çayın finalini yapacağız. Şimdi süt koyacaksınız. Ya bu çayı ben de yapmak istiyorum. O yüzden özellikle öğrenmek için de geliyorum yanınıza. Şöyle yavaş şimdi bak, yavaş. Tekrar bir dakika onu dökmeden içinde neler var bana bir say. Tabii hemen sayayım. Süt, bir bardak su, bir su bardağı süt var. İki yemek kaşığı, bir yemek kaşığı siyah çay, bir çay kaşığı rezene, bir çay kaşığı anason, iki adet karanfil, iki tane karabiber, bir parça çubuk tarçın, bir parça taze zencefil atıyoruz. Aslında bunda kakule de olsa ne güzel evet, olurmuş. Evet kakule de atabilirsiniz isterseniz. Çok güzel olurmuş peki. Şimdi hayatım bunun artık altını kapatıyorum bu yanar. Bunu buraya koyayım olur mu? Yok bunu şey yapacaktım ha, biraz. İçine şeyler evet, koyacaksın. Köri ama, baharat ve tamam, biber. Bak hafif yanmaya başladığı için aldım. Şimdi koysan burada sıkıntı yok. Tava zaten bunu ısıtmaya devam ediyor. Bir çay ve teşekkür ediyorum vallahi. Bugün Hint mutfağından bize harika tariflerle evet, geldiler. Devamı da öyle olur inşallah. Aynen öyle. Anason ve kakule de koyabilirler ayrıca. Anason kokusunu evet, sevmiyorum ama kakule muhteşem olur gerçekten. Hadi bunu anlat evet, bari bana. Bu jalebinin hamuru. Şu an bunu hazırlayacağım. Kıvamının için biraz daha un lazım. Biraz sıvı kaldığı için. Bunun içinde 2 çay bardağı un, 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, yarım çay kaşığı kabartma tozu, yarım çay kaşığı zerdeçal, 2 çay bardağı da suyumuz var. Bunu çok kızarmış bir yağ içerisinde kızartacağız. Sonra da kıvamı da böyle. Evet, evet, şerbetine yatıracağız. Volkan istersen yağ şimdi koy ısınsın. Sen onu yapana ha, kadar. Tamam hayatım doğru söylüyorsun. O kızarana kadar. Evet. Ben bir tava alayım. Aşkım benim sen 2 saattir 2 tane mi açtın daha? Aşk atıyorum ya o biraz zaman alıyor. Bak birisi bunu dese bu lafı söyleyebilecek kaç kişi var? Akla bak görüyor. Aşk atıyorum. Ne diyebilirim ben şimdi? Hadi hızlan da diyemiyorum. Aşk atıyor kız içine. İçine köri ve karabiber ve tuz ekledik biraz. Onu da biraz kavurduk. Köri kokusu çıksın, ham kokusu çıksın. Şimdi patatesler önceden haşladık. Onlarla eziyoruz güzelce. Sonra maydanoz ekliyoruz. Güzel. Yalnız köri çok güzel koktu. Peki bu 4 tane mi olacak sadece? Evet. Ha, o kadar. Çünkü büyük olacak. Şiva da ben hamur açtım diyecek şimdi. Tamam. Şiva da ben hamur açtım diyeceğim değil mi Şivacık? Şunu mu? Herkes bunu kıskandı ve hep
Göster nasıl güzel yapıyorsun. Her şeyde annenle karar veriyorsun. Beni hiç katmıyorsun ki hiçbir şeyi. Ben burada olmazdım çoktan. Çoktan gitmiş olurdum. Ya nerede olsan olardın. Bunu ya bak ben sinirlendim. Bunu herkes biliyor. Etrafımızda herkes biliyor bunu. Alisa ne konuşuyorsun? Alisa yeter. Bilerek yapıyor. Kameralar var burada. Şampiyonlar Ligi'ne layık bir masa geliyor. Bence havaya girmeden önce kendinize dikkat edin. Bak bir hata kaza olmasın. Son anda yaşadınız geçen hafta. Evet. Ay geçen hafta neydi öyle? Bir hatırlatır mısınız bana? Tamam. Bir de fırına tamam. Bakın okay. Ondan sonra artık küçük altına geçeyim. Tamamdır. Hayatım sen de fırına bak. Tamam. Ay inanamıyorum. Ay Allah ya. Volkan! Ya Allah aşkına ya. Koku almadın mı burada sen? Bak gelinlere laf yetiştirsin diye, öyle bir laf yetiştirsin diye o poğaçayı yaktı. Ha bu arada börek kapkara çıktı ama benim kızlar ne yaptı? Oğlum kendi gözümle görmese hepsini yemediler de. Aslında şöyle oldu. İçi tandır gibi düşünün. Bayağı dışı yanmış ama içi tandır gibi olmuş ve içinde güzel yapmış. Neyse Şiva artık övünürsün. Yaptığım yemek yandı onu bile yediler diye. Evet ne kadar söyledim. Zaten bayağı tadını çıkarttın Allah'ım. Yani. Zeynep de çok tanıştı benim yanık poğaça gibi yapsın. Olmadı mı? Yanmamıştı canım onunki. Hamurlar açtık. Zayda Hanım da yardım yaptı bana. Paratalar hazır oluyor. Şimdi iç harcımızı hamura koyuyoruz. Bunun 4'te 5. İçinde köri var. Unutmayın bu Türkiye gözlemeyle farklı. Bildiğim patatesli gözleme içine sadece Hint mutfağından baharat kattı o kadar. Lezzetli yemekler var. Tabii ki Türk mutfağı bence. Türk mutfağı kadar lezzetli bir mutfak yok, var mı? Yok Türkiye hariç. Mesela... Mardin. Şiva. Ülke diyor ülke. Mardin hayır. Ülke mi? Bence ay, ülke Arap yemekleri. Ama. Arap benim yemekleri. Benim ülke oldu. Benim haberim yok çünkü. İl. Her gün haberler takip ediyorum. Mardin ülke yok. Yalnız yapacağım pilavı önceden yemiştim Şiva. İnşallah aynı lezzeti alırım. Ben de jalebinin hamurlarını şimdi kızartıyorum. Yavaş yavaş şekil vererek kızartacağım bunları. Mesela çok hakim dünya mutfaklara. Aynen. Pahasını biraz söyleyeyim. Bence hamurun cıvık Volkan. Bayağı bir cıvık hem de. O yüzden öyle oluyor. Volki sende bir stres var. Ne oldu sana? Aslında sabah stres yoktu da. Bence Volkan'ın duyacaklarından olabilir. Baksanıza terlemiş, stres var, eller titriyor. Aslında iyi başlamıştım güne de siz öyle bir şey konuşunca hani... Senin de bilmediğin şeyler var. Hani şöyle böyle deyince biraz korktum aslında açıkçası. Ya Volkan bu son olayı bilmiyorsun muhtemelen. Evet. Çünkü... Son olaydan benim haberim yok. Genel anlamda her şeyden ama haberim var ama. Öncesinden tabii ki var ve bunu hani Şiva bilmiyor. Ben de bilmiyordum. Yani senin özelindir ama artık iş bu noktaya geldikten sonra
Mecburen açıklayacaksın gibi geliyor bana. Umarım Ramazan gibi özeller çıkmaz. Çünkü ben Gülden gibi o kadar iyi davranmam seninle. Haberin olsun Volki. Bu arada jaleviler oldu. Benim bildiğim de aynı böyle oluyor arkadaşlar. Biraz daha kızarması lazım. Aferin Volkan. Tamam artık Volkan, kendine gel. Her şeyi zamanında konuşacağız. Şu anda bir şey yok. Şu an sadece yemeğine odaklan. Şu terini sil. Kıyamam, terlemiş de. Ay 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 ay. Ay Allah. Ay 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 ay. Ay Allah. Ay 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 ay. Ay Allah. Tamam bir şey olmaz. Tamam bir şey olmaz, yanmadık. Şunu doğru tutun buradan. Tekrar siz koyarken... iyi misiniz? Ben iyiyim, sen iyi misin? Ay! 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 Ay Allah'ım. Kız orada ocak yanıyor ya. Dur. Volkan sen yapsana hayatım. Sen ne yapıyorsun ya? Dur. Bir tanemizi silin. Ver onu. Ver. Kapattım. Allah sizi kahretmesin. Zaten yanmayın sakın. Tamam. Var ya durmuyor, şurada. Durmuyor şey, ocak yamuldu ocak. Onu bir düzeltelim ya. Hemen düzelt Volkan o zaman. Tamam. Geliyor. Var ya ev kadınları diyordur ki ya bunlar... Bakın Gülden dedim, hemen böyle oldu. Ya gördün mü? Ben burada 20 tane bardak kırsam da zor gitmez. Bir tane daha kırayım mı? Ay hayır ne olursun kırma. Allah'ım ne olur kırma. Mutfakta bardak bırakmayacaklar ya. Hayatım bak bir şey söyleyeceğim. Biraz altını açmamışız. Altını aç, bir de bunu çok kurcalama. Pintli sister, bence sen korktun bizden, elin ayağın titriyor. Arkadaşlar dedikleri tatlı bu. Bu daha büyük. Getir bakayım. Tamam bu daha iyi. Ona şey koy. Peçete olmaz. Hadi atıyorum. Gelin. Bak şimdi. Bu şerbetle buluşuyor. Şerbet. 2,5 su bardağı toz şeker var. 1,5 su bardağı su var. Yarım çay kaşığı, bir tatlı kaşığı limon suyu var. Bir de biraz zerdeçal. Volkan'la Şiva çok dağınık çalışıyor. Mutfak berbat bir halde. Vallahi şu an mutfağa gelmemek için kendimi zor tutuyorum. Dağınıklığı boş ver. Biz burada şiştik. Yiyecek yerimiz kalmadı. Siz mutfak yorum yapmayın lütfen. Bekleyin. Biraz bekleyin. Bu kadar. Beklemiyor. Daha ne kadar acaba? Bu kadar. Ne daha... kadar? Sema sen istersen bir şey söyleme. Seni de gördük. Gördük. 4 saate çıkamadın mutfaktan. Kız hem baklava açtım, hem börek yaptım, hem tavuk yaptım. Yardıma geleyim mi? Üstüne bir de sizle yarış yaptım. Açtın ama sonuç? Sonuç harikaydı, olmadı. Harikaydı. Olmadı, sence harikaydı. Herkes harikaydı. Çekemedin, elin ayağın titriyor Şiva heyecandan. Bak Zayda abla şimdi doğrusunu yaptı. Bak Fulya abla, Zayda ablanı yaptı doğrusunu. Yine Zayda abla kurtardı. Al. Bak sonra diyecekler ki Zayda Hanım yaptı. Hayır, ben Zayda Hanım'a gösterdim, öyle yaptı. Öğretir misin dedi, ben de öğrettim. Yap görsünler, yoksa diyecekler ki hep Zayda Hanım yaptı. Volkan halka tatlısı mı o? Halka tatlısı mı? 10 numara 5. Ha gayet. Biraz büyük yap, bir şey olmaz. Tamam. Büyük yap, o çekiyor zaten kendini. Şimdi oldu. Aferin sana. Yıllarımız... İşte budur. Hızlandırılmış kurs verdi, yemin ediyorum kadın. Neyse, hatasız kazasız bugün Hilt yemeklerini tamamladınız. Şimdi... Benimle beraber gelir misiniz? Volkan onları koy, hemen gel tabii, yanıma. Hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar bugün aslında önemli bir gün. Hem Volkan için hem Şiva için çok önemli bir gün. Çünkü dün davet ettim ve beni kırmadı. Aslında çok davet ettim kendisini. Fakat ekranda görünmek istemedi. Ben de saygı duydum çünkü mahremiyetine saygı duyuyorum. Fakat buradaki olaylarda yaşanılan her şeyde onun da sözü var. Çünkü o... Sizce kim gelmiş olabilir Şiva ve Volkan Bey? Volkan'ın annesi. Annesidir. Evet. Aslında aylardır istiyorum gelmesini ama dediğim gibi
Ona da saygı duyuyorum. Çok heyecanlanıyor. Ne sesinin ne görüntüsünün çıkmasını istemiyor. Tabii ki kendisi bilir ama beni kırmadı. Ve Volkan'ın annesi bugün İstanbul'a geldi. Gittim kendim aldırdım, getirdim. Bana öyle şeyler söyledi ki duyduğunuzda kulaklarınıza inanamayacaksınız. Kimisi hak verecek, kimisi hayır olmaz öyle şey diyecek. Ama Volkan'la ilgili de şimdiye kadar hiç bilmediğimiz gerçekler bugün burada ortaya çıkacak. Önce Volkan'ın annesi nasıl gelmiş bir görelim. Nikah tarihine gitmek karar verdik. Nikah günü alacağız. Haziran sonu da evlenmek var. Peki çocuklar şöyle yapalım mı? Yarım kalan şeyler var sizinle ilgili. Yani mutlaka bak ileride arıza çıkabilir. Nereden çıkabilir? Senin annenden çıkabilir. Ben annenden rica etsem o gelir biliyorum. Gerekirse ekranı da çıkartmam. Onay versin, tamam mı? Evet. Ondan sonra beraber gidelim gün alalım. Ama yarım yarım gitmeyelim bak bundan sonra. Heyecanlandın mı anneni görünce? Konuşabilecek misin? Hoş geldiniz. İnşallah güzel haberlerle gelmiştir. Benim bildiğim yani haricindeki şeyleri bilmediğim için şu an... Volkan, annen tam bir anne. Çok anaç bir kadın. Seni çok seviyor. Tabii ki kardeşini de çok seviyor. Yani iki çocuğun mutluluğunu istemekten gayrı hani hiçbir derdi, niyeti yok. Evet, biliyorum. Sizin de iyiliğinizi istiyor. Yani asla kötü bir şey de istemiyor. Sadece kaygıları var. Her anne gibi tedirginlikleri var. Birazdan öğreneceksiniz. Bu arada kızlar, sizce Volkan'ın annesi bugün ne açıklıyor olabilir? Bence ya aynı evde oturmalarını isteyecek ya da ertelemelerini isteyecek nikah tarihlerini. Sence ne olabilir? Zayda'mla bence tam tersi olabilir çünkü bayağı bir sinirli tavrı gözüküyor. Öyle mi? Evet, çok sert bir tavrı, yumruğunu şöyle hani camın kenarına böyle koyar gibi bir sert tavrı vardı. Bak nereden bir TRT'de izledim. Doğru, çok stresliydi. Evet. Bunları hep ondan izin alarak, hatta önce kendisini izlettim, sonra yayına verdim. Aynen. Bence yani, ayrılmalarını isteyebilir. Ayrılmalarını isteyebilir. Kendi başlarına karar verdiklerini düşünüp sinirlenmiş de olabilir. Bu yüzden de böyle sert tepki verip ayrılmalarını belki ister. Ya da şartları vardır, şartlar sunar, uyarsa düğün yapmalarına izin verir, belki de hiç vermez. Ben sanmıyorum ya ayrılmalarını istesin. Bence çok güzel şeyler olacak ve Şiva da çok mutlu olur. İnşallah. Kıyafeti de bugün güne yansır hanım. Yani bence Haziran sonunda düğünde gezeceğiz yani. Hadi bakalım inşallah. İçimden iyi hisler geliyor ama bilmiyorum. İnşallah. Rabia Hanım size sormuyorum. Siz görüştünüz dışarıda az önce. Ama lütfen her şeyi söylemeyin. Hatta hayır, hiçbir hayır, şey söylemeyin. Yok, ben muhtemelen size söylemiştir. O geldikten sonra arkadaş, ben devre dışıyım. Peki. Hülya Hanım. Bence evlenmelerine izin vermez.
Vermez mi? Ben öyle düşünüyorum. Gerçi Zahide abla sağ gösterip sol da vurabilir yani. Bir de bakıyormuşuz, tamam hadi izin veriyorum düğün yapalım dermiş. Allah, hep beraber düğüne ağlar. Donup kalırız herhalde. Başlarız düğüne kadar ağlay çekeriz yani. Peki Fulya Hanım. Siz olayı başından beri biliyorsunuz. Ben bildiğim için şu şekil yorum yapacağım. Onlar gibi pek yorum yapmayı sevmiyorum ben. Şiva'nın zamanında burada yaptıkları, istekleri, olayları, tartışmaları bence hiçbir anne pek bunu kabul edemez. Ben etmezdim kabul. Bence o anne de biraz benim gibi bunları kabul edebileceğini hiç düşünmüyorum. Ben asla ve asla sizin evleneceğinize asla inanmıyorum. Volkan'ın annesi izin vermez. Peki beylere de soralım. Ben şöyle söyleyeceğim. Bence Türkiye'de Şiva gibi bir gelini isteyecek kaynana %2'dir. Fazlasını da görmüyorum. O kadar da değil ya. Yok, hayır. Çok ağır konuştum bence. Yani. Sergen ne alaka? Senin derdin ne acaba benimle? Bugün görürsün gereken. Senin isteklerin, hiçbir şeyin bitmiyor. Ben sana komik bir şey söyledim. Komik bir şey söylemedim bu arada arkadaşlar. Artık biraz ciddi olun benimle. Ne söylesem herkes güldü artık. Yeter, burada ciddi bir şey var. Alisa, biz seni savunurken sen de burada bağırıyorsun ama nasıl savunalım artık seni? Bence sen Volkan'ı unut artık. Sana bir şey söyleyebilir miyim? Burada en iyi sen beni anlaman lazım. Anlıyorum. Gerçekten sen beni anlaman lazım. Ama sen de bak. Hanımın Rus. Yani en çok sen beni anlaman lazımken burada sen konuştuğun şeyler hiç doğru değil. Benim hanımım ne yani kadar... O konuştuğunu da ben kabul etmiyorum. Yok %2'si kabul eder falan diye. Neyi var Şiva'nın? Alisa'dan ne değişiği var? Volkan, biz dışarıda buluştuğumuz zaman neler konuştuğumuzu hatırlıyorsun değil mi? Tamam, şimdi kıvırma. Onlarla hiçbir alakası yok. Sergen, yani evlenmek isteyen bir genç kıza böyle şeyler söylenmez Sergen. Bunu sen de biliyorsun. Kızın kalbini kırma şimdi burada. Sonuçta belki çok güzel bir aile olurlar, hiçbir zaman ayrılmazlar. İnşallah, yani, inşallah. Bir de Şiva'ya bak, olmayacak. Ne kadar güzel bir kız, ne kadar güzel bebekleri olacak. Her şeyden düşün bakın, yani. her şeyden önce ben ve Volki birbirimizi seviyoruz ve bu bizim için yeterlidir. Aynen. Şimdi bakarsan, öyle bakarsan annem de beni ilk başlarda istememişti ama bak şimdi istiyor. Seni yani kaç sene istemedi Alisa kayınvaliden? Nikah kıymadan önce dedi. Sergen'e dedim ki diyor, yani oğlum yine düşün diyor. Yani düşünün, 1,5 sene önce daha istememiş hala. Yani düşün, 20 yaşındaki düşün çocuğum, 20 yaşında oğlum benim. Ya ben mi senin oğlunun kafasını karıştırdım? Tabii ki yaşı küçüktü, öyle diyeceğim. Yaşı küçük, 20 yaşında. Olgun olmak yaşla olsa Fulya Hanım böyle konuşmazdı. Oo. Hiç olgun konuşmuyorsun. Helal be. Fena. Ayrıca benim gibi gelinin olmazsa Masal gibi torunun da olmazdı. Oo, işte güzel. Bravo, çok doğru. Yanındayız. Vallahi Fulya Hanım, gördüğünüz gibi herkes gelininize bayılıyor. Çok beğeniyor ve seviyor ve izleyici de, ben de çok ekran seviyorum. Başında da çok seviyorlar. Peki Emin, sen de aile babasısın. Annesi sence niye geldi, ne söylemek istiyor? Ben şöyle düşünüyorum. Volkan'ın annesi bugün ayrılın gibisine değil de orta yolu bulmaya geliyor bence. Ve bugün bu iş tatlıya bağlanacak ve tahminimce 1-2 ay içinde düğün var. Yanılıyorsun. Ben öyle düşünüyorum. Volkan, ne diyorsun Emin? Annemin gelmesi çok güzel bir şey. Yani bu büyük bir adım. Büyük ihtimalle biraz da sizin katkınız var. Benim ricamla geldi. Fakat bu iş bu kadar ciddiyse artık gelmesi de gerekiyordu bence. Fakat söyledikleri çok şey değiştirecek. Ya şunu söyleyeyim en başta. Yani istemiyorum dese bile ben Şiva'yı bırakmak istemiyorum yani. Yani onu ben bir kere elini tuttum. Gerçekten onu daha bırakmak istemiyorum. Volkan, yani annen burada. Yani şimdi böyle uzaktan söylemen kolaydı da burada yani. Peki, şu an stüdyoda değil annen ama yayını annene izletiyorum. Eğer buradan onu dinlemeden önce söyleyeceğin şeyler varsa şimdi söyle. Bak ekrana ve söyle. En başta hoş geldin anne. İyi ki geldin, iyi ki buradasın. İnşallah güzel dileklerin için gelmişsindir, bizim arkamızda durmak için gelmişsindir. Ben biliyorum sen çok dışarıya da çok
etkileniyorsun. Teyzem olsun, süt annem olsun, hani insanlardan da etkileniyorsun. Onun da farkındayım. Şiva'yı seviyorsun, onu biliyorum. Sadece istekleri ve yabancı gelin olduğu için onu istemediğini de farkındayım. Biz onları hallederiz anne. Burada örnekleri de var, Alisa gibi. Gerçekten burada yani en iyi gelin diyebileceğim gelinlerin arasında var yani. İnşallah güzel dileklerin de gelmişsindir. Ya burada hani siz benim arkamda durursanız ben daha güçlü, daha kuvvetli olurum. Bu hayata sımsıkı sarılırım. İnşallah güzel şeyler için gelmişsindir anne. Ellerinden öpüyorum şimdiden. Şiva, sen bir şey söylemek ister misin? Evet. Ben de çok şok oldum bunu duydum. Kaynane burada artık. Ona bir şey söyleyecek. Belki sen doğurdun. Bunun için sana çok teşekkür ederim. Biz burada çok şeyler yaptık. Çok şeyler konuştuk. Zorsa konuşamayacaksan zorlamayayım. Stres var biraz. Doğru. Ve çok yakın artık. Yakın, evet. Sana şimdi. Şimdi bir anda çıkacak diye kalbim çok şey oldu. Şimdi ben büyük cümleler kuramıyorum. Böyle anda stres oluyorum. Türkçe çok bozuluyor ama Hatice anne, ben oğlun Volkan'ı çok seviyorum ve yakında evlenmenizi istiyorum. Zahide Hanım'a çok güveniyorum bu konuda. Kıyamam ya. Nefes seslerinden ikisi de iç çekip çekip duruyor ya. Ay böyle iki yaralı kuş gibiler şu anda. Vallahi kıyamam. Peki olumsuz bir şey olursa ne yapmayı düşünüyorsunuz? Umarım olmaz. Ben hiç olumsuz düşünmedim. Çünkü artık kaç ay oldu buradayız ve çok şeyler yaşadık, çok şeyler çözdük. Artık bence kötü bir şey olmayacak. Küçük sorunlar her ailede olur, her evlilikte olur. Küçük. Onlar da bence çözülür bugün. Hepsi güzel olacak. Ben sizin Alisa ile Sergen'in ev tuttular ya, o eve bakışınızı gördüm ikinizin de. Hani biz de istiyoruz böyle bir ev, değişinizi gördüm. İşte burası bizim aşk yuvamız olacak. Ay, Allah nasip ederse. Aşk yuvamız. Dolapları gerçekten gördün çok mu? Güzel. Gömme dolaplara bak Şiva, senin tarzını istemiştin evet. Ya. Çocuk ay sen çocuğa bak çok güzel. Bak. Allah'ım herkese çok daha güzellerini nasip etsin. Herkese kendi evinde nasip etsin. Peki konuşacağız. Önce yemeklerinizi bitiriyorsunuz. Sonra bakalım Hatice anne neler söyledi. Buraya gelecek mi? Hepsini konuşacağız. Tamam mı? Tamam. Peki o zaman hadi sizi mutfağa alayım tekrar. Hadi buyurun. Şiva. Bak bunları ne güzel hazırlamışsın. Evet. Şimdi ben yufka çanağında pilav başladım. Hı. Yufkalardan böyle çanak yaptım ve bu karışım yaptım. Nedir süt o karışım? Süt ve yağ. Süt sadece. Ve yağ. Evet. Bu pilavın içi mi altı mı olacak? Evet. Çanak tamam. Olacak. Çanağı olacak. Bunları hepsine sürdüm böyle. Her yerine çanakları. Kase gibi yaptım. Hı hı. Şimdi bunları fırına atıyoruz. Sonra tamam. Pilav şunu hazırlıyorum. Şunu da güzel pilav girsin içine. Evet. Hah. Tamam, güzel. Sonra da pilav yapacaksın. Evet. Bu arada diğer iki yemeğimiz oldu. Parata yani Hint gözlemesi ve jalebi oldu. Çayınız oldu. Çayımız hazır, evet. Süper. Bir tek pilav kaldı, hadi bakalım. Evet. Peki döneyim buraya. Şimdi sen onu fırına götürürken kaç derece, kaç dakika? 180 derece. Kızarana kadar bakacağız. Peki. Şimdi arkadaşlar az önce bir şey söylendi. Sonra arada konuşmalar oldu. Kaçırdım zannetmeyin. Şimdi Alisa'nın evini görürken Volkan'ın ve Şiva'nın nasıl baktığını söyledim ya. Peki o evin sonu ne oldu? Şimdi ben anlamadım. Yani oraya bir para vermiş miydin? O parayı geri alabildin mi? Annenin teklifine karşılık ne yaptınız?
Hani hep böyle birbirinize laf sokup durdunuz ama aslında annen de sana çok sağlam bir teklifle geldi. Bir yıllık kiralarını veriyorum. Vallahi bana uyar. Vallahi bana uyar. Ben vallahi kabul bence ederim. Çok güzel vallahi bir jest. Bana uyar. Ama karşımda. Tamam bana masalı uyar. Masalı bana göstereceksiniz. Bana uyar. Anne tamam da tamam, bir... Tamam ben anamdayım. Ben şey vallahi anacığım sağ ol. Oy oğlum. Vallahi bak bu sefer takdir ettim annemi. Harbiden anneme çok üstüne gitti. Bir karına soraydın. Tamam, ya zaten bir şey tuttuk ya Sirgin. Tamam tuttuk. Zaten. Depozit yansın. Annem bak bir yıllık kirayı da verecek. En azından rahat zaten ederiz kızım. En azından rahat ederim. Tamam, ben şu an annemi tebrik ediyorum. Bence senin bir şey deme hakkın yok. Kadının elini öpmen lazım. Ben de öpüyorum. Annem şu an çok haklı. Anne o evi iptal et. Seninle oturmaya devam edeceğim diyorsan bir 10 sene daha sana araba. Araba dedi alacağım dedi. Eğer arabamı alırsa kalacağız yani öyle düşünüyoruz. Ama almazsa gideceğim. Alisa'nın bundan haberi var mı? Yani olsun yani ben kararımı verdiysem o da bana uyar bence. Allah Allah. Ha sen tek başına mı veriyorsun bu kararı? Hayır ben verdiğim zaman Alisa'nın da bana her zaman hiçbir zaman karşı çıktığını görmedim. Bilmiyorum bu konuda i̇şte, çıkar mı çıkmaz mı ona bağlı. Artık karşı çıkabilir miyim? Tabii canın sağ olsun. Yani ben istemiyorum öyle. İstemiyorsan biliyorsun. O zaman arabayı da unut. Yani bak, kendi kararları sadece sen vermiyorsa ki annen de veriyor. Yani siz ikiniz sadece veriyorsunuz. Aramızdaki olan kararlara bile de annen mesela veriyor karar. Annemle karar veriyoruz ki kaliteli bir hayat yaşayalım diye. Yalnız sen hayatının geri kalanını Alisa ile yaşayacaksın. Alisa ile kaliteli bir hayat yaşayamıyor musun? Bir şey hayır söyleyeceğim. Annenle şimdi mi hep yaşayacaksın? Annenin parası bitti zaman ne yapacaksın? O zaman kendi başımızın çaresine bakarız ama şu an o durumları biliyorsun Alisa. Sen de para nerede oradasın zaten. Ne yapayım? Ekmek parası yapacak bir şey yok. Annem eğer bunu karşılayabilecekse ben anamın yanında kalmaya razıyım. Seninle birlikte. Sen de bence biraz da kendine gel, biraz düşün. Benim sana söylediklerimi düşün. İyi biraz de Sergen, sen Alisa'yı alırken annene mi güvenerek aldın? Evet, anneme güvenerek aldım. O ne biçim iş ya? Kesinlikle öyle hayatım. Gerçekten annesine güvenerek aldım. Benim kocam öyle bir şey yapsa ben evlenmem. O sizin kararınız ablacığım. Ölene kadar annesine ne mi bakacak yani, öyle şey kızım, mi olur? Kızım evlendiğinizde kaç yaşındaydı koca? O 22'ydi. 22-23 yaşında kendi parasını kazanıyor muydu? Evet, 9 yaşından beri kazanıyor adam. Aa, evet. Maşallah. Ya ben şimdi bir şeye ihtiyacım olacak, kaynanacığım bana para verir misin diyeceğim yani. Öyle bir şey var mı ya? Helal olsun diyorum vallahi bak sen 22 yaşında evlenmişsin. Kimseye güvenmeden. Biz her şeyimizi de tek başımıza yaptık. O kazandı, ben topladım, çabaladım. Şimdi evimiz de var, her şeyin en güzelini yaşamaya çalışıyoruz yani. Hiçbir zaman da annesinden babasından destek almadı. Almasını da istemiyorum, niye? Zaten zamanı gelince olur ama ben kocamın kesesinden yemek isterim. Niye o varken onun ailesinden isteyim? Ha Allah korusun hasta olur, bir durum olur. Tabii ki mecbur, onlar benim annem babam, bana da destek olmak zorundalar ama varken ondan isterim. Niye ben annesinden isteyeyim yani? Benim kocam öyle değil. Vallahi Sergen, Alisa burada çok haklı. Hiç kusura bakma. Çok yanlış yapıyorsun. Kaç yaşında adamsın? Yani elini ayağın maşallah sapasağlam. Çalış, kazan, karına da bak. Çocuğuna da bak, annene de bak bence. Abla bana akıl vermeyin. Ben kendi kararlarımı kendim zaten verebilirim. Zaten Sirgen sen sadece annenle kararları alıyorsun ki benimle almıyorsun. Evlenirken de benimle annenle karar aldın. Anne evleneyim mi tamam dedi. Tamam dedin sen de. Her şeyde annenle karar veriyorsun. Beni hiç katmıyorsun ki hiçbir şeye. Annedir o. Her şeyde bir tabii ki onun da fikirleri olacak. Senin annenle baban burada olsaydı onların da kararlarına ben saygı duyardım. Ben karıştırmazdım hiçbir zaman annemle babamı. Karışırsa da ben saygı duyardım. Saymazdım ailemi diyorsun yani. Saymazdım demek ne demek anne? Yeter o benim ailem hakkında öyle bir şeyler demek, söyleme. Demek ailemi karıştırmıyorum. Anneni babanı saymıyorsun. Benim demek anne babamı buraya karıştırma çünkü ben senin anne babanı siz söylediniz de ben söylüyorum. Sen hayır, söyledin sen şimdi. Hayır sen bana öyle laflar söyleme. Benim annemle babamı karıştırma. Ben onları çok sayıyorum. Uzakta olsam da ben onları ayrı olsam da çok seviyorum onları. Ben karıştırmazdım dediğinin cevabını veriyorum. Saymazdım benim yani katma. Saymazdım benim annemle oluyor. Babam mükemmel bir insanlar. Hiçbir zaman kimsenin kaygını kırmazlar. Biz kötü insan demiyoruz ki sen neye gaza geliyorsun ya? Ve senin de annenle babanın biz kötü mü diyoruz annenle babana? Senin de hiçbir zaman kalbinde benim annemle babam kırmadı tamam mı? Ben hiçbir şeye karıştırmam annemle babamla. Aramıza hiçbir şey karışmadı. Sen niye tiyere girdin? Karıştırmış olsaydım ben burada olmazdım çoktan. Çoktan gitmiş olurdum ya, tamam mı? Ya nerede olsan ol artık. Bunu ya sen bak, de biliyorsun. Bunu herkes biliyor. Etrafımızda herkes biliyor bunu.
çok farklı tarafa çektin. Sen şu an öyle bir olayı döndürdün ki şeye böyle sen şey yaptın. Şu an böyle olayı döndürdün. Benim biz senin annenle babana kötü demedik. Şey yaptın, annem ne diyor? Ne zaman gelirlerse başımın tacıdır. İsterse bir sene kalsın diyor. Kadın sana demiyor mu? Diyor mu ki gelmesinler diye. Sen de ben bilerek her şeyi yapıyorum. Sen hiçbir şey bilerek yapmıyorsun. Sen kendini benimle galiba karıştırıyorsun artık. Sergen. Annemle babamla hiçbir şeye karıştırmıyorum. Sergen sen ver cevap benim oldum. Annemle babam ben size dokunmuyor. Artık. Benim annem babam babasına hakkında hiç değil. Alisa ne konuşuyorsun Alisa yeter. Kötü kelime bile söylenmedi bugüne kadar. Alisa sen, sen nereye çektin olayı ya? Evet. Biz şu an farklı bir şey. Ne sen nereye çekiyorsun olayı? Bir kendine benim bir... Benim annemle babamla karıştırmıyor musun bir şeyi? Kameralar var burada normal. Bence Hulya ablanın yaptığı yanlış bir şey. Bence yani de çok ne demek? Hem Sergen'in bu sefer maddi açıdan rahatlık veriyor. Hem de Alisa'ya yanlış bir şey yapıyor. Yani evine çıkıp kendi hayatlarını yaşamaları gerekiyor. Zaten kaç yıldır birlikteler. Evi tutuyorlar, depoziti veriyorlar. Son dakika ben size araba alırım çıkmayın ya da karşı eve taşının. İşte bir senelik ücreti öderim bilmem ne diye yanlış yapıyor yani. Bence de çok doğru söylüyorsun. Yanlış çünkü benim de bir oğlum var. Ben de tabii ki oğlum yanımda olsun isterim ama önce sorumluluklarını bilsin isterim. Varsa bile ayaklarının üzerine bassın, kendi çalışsın, kazansın. Yetmediği yerde ben varım, yettiği yerde karısına, çocuğuna kendi bakabilir. Niye ben onu paramla yanımda tutmaya çalışayım ki? Sergen, bence evi tuttum deyip şimdi araba için tekrardan annenin sözüne gelmen bence yanlış. Bak Alisa'yı üzüyorsun. Abi arabayı kim oturduğum yerde bana verir? Anam veriyor işte. Alisa ile ben bir yere gitmek istediğim zaman minibüslerde mi? Şey ama yapacağız. Alisa şimdi evin hayalini kurduktan sonra şimdi arabayı ne yapsın? Tamam. Ya bence. Abi ben Alisa'ya dedim ki Alisa dedim biraz dedim annemin yanında kalalım arabamızı aldıralım sonra dedim gideriz dedim zaten. He, doğru söylemedim doğru. Size. Diyor ki Sergen annemden arabayı alalım 2 ay annemin yanında duralım arabayı alıp devam edelim. Ondan sonra evimizi tutarız. Bence de yanlış yani arabada mı yatacaklar kalkacaklar. Aynen öyle. Kendine ev alsa daha iyi yani. Ya araba da alsa ev de alsa annesi onları ayırmaz. Aynen. Yanında çünkü doğru. Gelini dört dörtlük. Oğlu da nerede beleş oraya yerleş. Aynen doğru valla. Hak veriyorum yani Alisa'ya. Ama bunlar da bütçe meselesi. Bir dakika Zahide Hanım bir şey söylemek istiyorum ben. Buyurun. Sergen. Efendim anacığım. Aslında bu kadar öne almayacaktım. Ama şu an böyle farklı konuşmalar oldu ya hani. Bu beni daha da gaza getirdi. Yarın seninle notere gidiyorum. Anahtarı da eline veriyorum eğer kabul ediyorsan. Yaşasın anam benim be işte bu. Bak Alisa gördün mü yarın ben seni direkt Boğaz'da kahvaltıya götürürüm hayatım. Sergen sana da pes bir arabaya mutluluğunu sattın ya. Vallahi sen de al sen sana satayım abla. Arabayı ben alıyorum Alisa ile yemeğe gidiyorsun. Ben... Sen de götürürüm anacığım. Bir şey söyleyeceğim de eskiden arabamız vardı da araban oldu da beni gezdirdin mi ki sen? Konuşuyorsun. Bravo. Arkadaşlar orada burada arkadaşım çağırdı oraya arkadaşlarla oturacağız. Hep arkadaş ben mi vardım? Arkadaşların vardı sürekli ben mi vardım? Arabandan bana ne? Aslında hiç aklıma gelmeyen bir şey söyledi şimdi demek ki. Alisa arabayla araba alındığında hayatlarının değişeceğini düşünüyor evet. Ama bunu değişimin kendine fayda sağlamayacağını Sergen'in arabayla fırt fırt ortadan kaybolacağını düşünüyor. Onu gezdirmek yerine kocasının zaptı konusunda biraz sıkıntı olabileceğini düşünüyor. Demek ki Sergen arabayı alıyor arkadaşlarıyla. Gece tek başıma gelmez. Anca halı saha maçına gidebilirim sus, ben başka bir yere gidemem. Sus ben sus. Halı saha maçı değil o. Araba gerçekten insanın hayatını değiştiriyor. İstediğin zaman ayağın yerden kesiliyor. Yani şimdi daha iyi anlıyorum ama neyse dur konuşacağız. Şu mutfaktaki yemekleri bitirelim. Bugün programda öyle şeyler öğreneceksiniz ki Volkan'la ilgili. Bak bu bölümü çok dikkatli dinleyin. Herkesin başına gelebilir, herkes bunları yaşayabilir. Çok dikkatli izlemenizi rica ediyorum. Şimdi hazır mısın Volkan? Hazırız. Ne yapıyorsun hemen anlat bana ve bitirelim artık bunu. Tamam. Ben pilav başladım. Çanaklar fırına koydum. Onlar hazır. Oh. Şimdi pilav biraz yağla kavurdum. Önceden ıslattık ama pilavı. Tamam. Sonra burada da tavuk suyu, zerdeçal ve tuz var. Bu da kaynadı. Şimdi biraz içine muskat rendeleyeceğiz. Ama ben bunu Volkan'a bırakayım. Tamam. Volkan ben çay ısmar yapayım arkadaşlara. Oo, tamam. Tamamdır. Ben onu hallederim senin için. Çayı lütfen.
lütfen bir deneyin. Çok başarılı bir çay aynen. İçine şeker koymayın. Sadece finalde bal koyun. Ben balı kaynatmıyorum. Çok güzel bir çay olduğunu fark edeceksiniz. İçinde süt de var. Kuka çanağında pilav yapıyorlar. Çanaklar hazır. Şimdi Hint usulü pilavlarını deniyorlar. Bana vermeyeceksin değil mi? Zeynep ne oldu? Ben bir şey söylemek istiyorum. Burada herkese çay gitti. Bana çay gelmedi. Şiva'nın yaptığı çok büyük bir ayıp. Sonra dansla kapatmaya çalıştı. Hayır benim sakin elimi tutma. Ol. Hayır sen sakin olmayacağım. Sen benim en iyi düşmansın, sana özel masada ikram yapacak. Hayır ben geçti, herkese verdim. Burada bir tek beni bıraktın, yaptığın çok ayıptı. Seninle masada görüşeceğiz. Kızlar tadına baktınız mı çayın, ben cesaret ama edemedim Zeynep, daha. Ama Zeynep çok ön yargı yaptım. Sana masada ikram yapacaktım. Ama o zaman söyleseydin, burada ki herkese verdin, bana vermedin, ayıp ettin yani. Aşureyi andırıyor. Kokusu çok güzel, tadı boş, sosu gibi. Yani şey, bu benim tarzım değil ama sizde ağız tadı yok, güzel diyorsunuz. Sizde ağız tadı yok, burada tek gurme de benim. Bu da tescilli. Herkesin ağzının tadı yok, sizin ağzınızın tadı yok asıl. Ya mekanın sahibi gelmiş, siz benden daimi bileceksiniz ağız tadını. Ay mekan senin olsun, boş ver, doğruları konuş. Kız yaptı, becerdi. Sen bunu kabullen, başka bir şey istemiyorum. Hepsi senin olsun. Şimdi gün birincisini belirleme zamanı geldi. Artık aşağıdan tepsiyi çıkartabilirsiniz. Ve bakalım bugün gelinlerim ne yapacaklar? Aç bakalım Şifa. Patatesli çörek yapacaksınız. Puanları Ravya Hanım verecek. Hazırsanız kızlar hadi gelin biz de masada buluşalım. Mutfak bahane. Masadan kaç puan gelecek? Buyurun. Şiva
ve Volkan. Masa toplam puanınız... 'Neler olacak masada. Sadece yemek tadımı değil aslında bugün yaşayacaklarımız, hayatın gerçekleri. Çünkü ilk defa program başladığından beri hani konuştuk ettik ama ilk defa Volkan'ın annesi artık burada, İstanbul'da, ATV stüdyolarında. Birazdan göreceksiniz, tanıyacaksınız. Şiva ile Volkan'a sürprizleri var. Bir kere Volkan'la ilgili bizim hiç duymadığımız bir gerçeği söyledi. Şiva bu gerçek konusunda ne düşünecek merak ediyorum. Ama asıl her ikisinden de istediği bir şey var. Bakalım bu istek nasıl karşılanacak, biraz sonra göreceğiz. Bir izleyelim Volkan'ın annesi İstanbul'da ve ATV stüdyolarına geliyor. Gelmesi beni mutlu etti. Bakalım bundan sonra neler olacak, beraber göreceğiz. Peki arkadaşlar, gün birincisini belirleyeceğiz biraz sonra. Ama önce tadıma geçelim. Bugün Şiva ve Volkan bize sürpriz yaptılar. Surprise. Hint kostümüyle geldi. Şahane Hint tasları yaptı. Güzel bir çay ikram etti. Şimdi sıra yemeklerinde. Çanağında pilav, Hint usulü ve parata yaptılar. O da Hint gözlemesi. Buyurun, afiyet olsun. Seninle başlayalım mı? Olur Zahide abla. Nasıl buldun? Gözlemesi güzel olmuş. Hint gözlemesiymiş, evet. O bak. Güzel olmuş ama Hint gözlemesi bizim Mardin'in yerine geçemez. Çünkü Mardin'in gözlemesi daha farklı ve daha güzel. Perde pilavına da gelirsem yani Hint sen usulü. Sen perde pilavı gibi algıladın. Evet. Çanak olunca. Yani aynen. Ama çıtırlığı ve güzel tadı çok güzel oluyor. Ellerine sağlık, beğendim. Afiyet olsun. Rica ederim. Zeynep, sen nasıl buldun? Şiva bana çay ikram etmedi ama ben bunun tabii intikamını sofradan almayacağım. Gözlemesi çok güzel, iç harcı çok güzel. Köri mi koymuştun içine? Hı hı. Ben köriye bayılırım, hatta locada da söyledim. Çok güzel bir tat katmış. Pilavın, ben dereotu sevmem ama bayıldım. Gerçekten o tavuk suyunun tat aroması gelmiş, dereotu bir değişik aroma katmış. Yani her tuzu bana çok iyi geldi. Harika olmuş. Yani sana gerçekten bravo. Afiyet olsun Zeynep. Bekliyor muydun Zeynep'ten böyle şey? Beklemedim aslında. Ama kendi yemeklerimde güveniyorum. Eğer adalet varsa böyle güzel şeyler de duymak hazırım. Ve Alisa. Alisa, geçti mi sinirin? Sakinsin mi artık? Evet. Tamam. Nasıl buldun? Çok güzel olmuş. Dorotlu her şeyi çok severim. Pilavı harika olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Gözlemesi de çok güzel olmuş. Ben zaten söylemiştim. Yani daha Şiva başlamadan istersen her şeyi yapardı. Peki nasıl buldun Sema? Şiva'dan beklemediğim kadar muazzam bir pilav. Sadece tuzu dışında, o da ekledik. Hiç problem yok. Harika olmuştu. Gözlemenin içi çok güzel ama dışı hem bazı yerleri kurumuş, bazı yerleri pişmemiş. Bana öyle denk geldi. O yüzden gözlemeyi beğenemedim. Eline sağlık. Sergen, sen yine yemişsin tabii. Ben nasıl yedim oldu? Ama hiç beğenmedim. Al. Klasik aynen. Sergen. Evet. Klasik Sergen değil. Yani bilmiyorum, bu menüyle birinci senin... olmak çok çok yani zor. Yani beğenmediğin bir şeyi bir dakika, ben konuşabilir miyim ablacığım? Özür dilerim. Ben senin yorumunu da kestim mi? Benim yorumunu da kesmezsen sevinirim. Kestiğin zamanlarda oldu. Ama çünkü tamam. Bak, ben bunu istemiyorum yani. Yiyorsun. Niye yiyor? Beğenmedin. Alırsın bir ısırık. Ben en son şurada. Ne zaman yemedim biliyor musun? Ülkü'nün yaptığı o kısır mıdır nedir, onu sen yemedim. Sen bunu hep yapıyorsun. Onun haricinde ben her zaman yerim. Yiyorsun, yiyorsun. Zaten yok, ben bunu beğenmedim. Lütfen söyler misiniz? Beğenmediğin şeyi yeme. Ben, hep yiyorsun da insan beğenmediğini yer mi? Yani. Ben sadece bak, pilavı hiç olmamış. Tatsız, tutsuz, böyle
Hayatım tuz getirdim. Tatsız yani. Tadı biber. Hiç yok. Tuz attım bir öyle ufak tefek toparladı ama onun haricinde hiç gideri yok. Börek deseniz tatsız tuzsuz yani o da böyle hiç olmamış. Böyle çok yordu benim boğazımı. Gerçekten herkes nasıl iyi yorum yaptı anlamıyorum ama gerçekten hiç keşke beğenemedim yani. Keşke sen de yemeseydin de ha, Volkan'ın yine emeğine teşekkür yani. Ederim. Ay. Genel olarak yine Volkan savaştı orada tek başına. Teşekkür ederim tek kardeşim. Başıma benim gördüğüm o bilmiyorum. Genel olarak Volkan birçok şey yapıyor. Tuz için yorum tuz yapmıyoruz. Için değil, tatsız. Herkes beğendi, sen mi beğenmedin? Ben bu nasıl bir... Bir şey diyeceğim, ben... O zaman senin zevk farklı. Benim zevkim evet, çok farklı. O bir de dereotu sevmem. Tamam, ben normal de... Bak ben ama salata harici dereotu asla sevmem ve bunu hiç yakıştıramadım. Tek. Hayır, tadımlık veriliyor zaten. Bir tabak verilmiyor ki, tadımlık veriliyor. Hiç beğenmedim. Ama kişisel yorum yapmıyoruz burada. Bak, bir ısırık alırsın, değil mi? Beğenmezsin, tamam ben bunu beğenmedim dersin. Bu ya kadar. Adam sen benim ne zaman, şimdi. Bak, ben ne zaman tavan boş bak, gördün? Sen konuşmanı bitirdin sustum. Ne zaman tavan boş gördün bitirebilir miyim? Bitirebilirsin. Gerçekten şu menüye haksızlık yapıyorsunuz. Şimdi senin Şiva'nın bak normalde ben Şiva'yı savunmam herkes biliyor. Çok da haz etmiyoruz birbirimizden rakip olduğumuz için. Ama şu kadar da yani ben bunu beğenmediğim ama tabağını da bitirmek bir şey biraz çelişki oluyor. Sen madem beğendiysen niye bitirmedin? Ben Sergen'e yorum yapıyorum evet, ama. Beğendi, sen beğendiysen niye bitirmedin? Çünkü daha yorum sırası geldi ben bitirmeyeceğim. Biz bitirdik. Sen ben niye konuşabilir miyim ya? Siz beni sürekli keseceksiniz. Niye sen ben niye kocanın sesini kestin? Ben seninkini niye kesmeyeyim? Kesmedim ben kocanın. Kesin, o yorum yaparken kestin anne. Sen de ye o zaman. Aşkım, niye bitirmiyorsun? Aşkım bari sen de Alisa ile konuş da Sergen'in avukatlığını yapıyor. Sen de benim avukatlığımı yap olur mu? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim tamam. İsteyen beğenir, isteyen beğenmez. Herkes beğenmek zorunda değil. Herkes herkesin fikrine saygı duymak zorunda. Bence Zeynep onu sonraya saklıyor. Sergen de genel olarak beğense de beğenmese de öyle bir adam beğenmediğini diyorum yemiyor. Yani. Bitti. Diyorum. Peki. Aç mı kalsın yemesin mi? Peki arkadaşlar günün birincisine sıra geldi. Bugün patatesli çörek yaptı kızlarım. Bakalım bugün günün birincisi kim olacak? Zayda Hanım, hepsinin tadına baktım. Madem hepsini tattınız, şimdi puanlama sırası. Buyurun, 1 ile 5 arasında puanlarınızı verelim. Buna 4 veriyorum. Buraya bakarak bu daha güzel. Bu çok hoşuma gitti. Peki. Puanlar verildiğine göre 1 ile başlayalım mı? En düşük puanı acaba kime verdiniz? Açalım. Bu defa bir bana gelmedi ya. Sonra... Yeter relax oldum evet. Şans. Ya çok sinir oldu. Az daha birler kraliçesi ben olacaktım. Dün iki defa yaklaşmıştım 4 puan alarak. Değil mi? Neredeyse evet. 5 olacak aynen. Gibiydi. Ümit ediyordum. İnşallah 6 veririm sana anneciğim. 4'lere buldum. Bugün de bulamadım. Kusuruma bakma. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sen. Peki. 2'yi açalım lütfen. İki verdi. Kime vermiş? Bakalım. Alisa. Hayır, Alisa. Kırmızı demek keşke ki. Kırmızı giyseydim. Bak kırmızı gitti, puan gitti, altın gitti. Alisacığım hep altın verecek değilim. Bugün de böyle olsun. Peki ve sıra 3'e geldi. Buyurun. 3'ü açalım. Kime gidiyor Zeynep? Birazdan göreceğiz. Sema mı?
Yoksa Shiva mı altının sahibi olacak, gün birincisi olacak. Ama sıra tatlıya geldi. Bir tatlımızı da tadalım mı? Herkes tattı galiba. Sema, seninle başlayalım mı? Tabii. Neydi? Jalebi. Bu jalebi değil zaten. Olmamış. Hem çok kuru. Jalebi içi boş. Halka tatlısının ince sırası. İçi boş olur. Tulumba tatlısına da benzer biraz. Hani halka tatlısı olunca bu bildiğin hani tulumba tatlısı içi de hamur kalmış zaten. Çok ince olmasına rağmen ve kupkuru. Hiçbir lezzeti yok yani. Hoşuma gitmedi benim. Alisa, nasıl buldun? Tatlısı güzel olmuş, şeye benziyor, böyle lokma tatlıya benziyor. Ama işte biraz sert geldi bana da. Ama tadı güzel yani, yenmeyecek bir şey değil. Güzel bir tatlı, sadece bir tık sert, o kadar. Ellerine sağlık Volkan. Teşekkürler. Peki, Zeynep? Tadı da şeyi de çok güzel, eline sağlık. Zeynep, sen böyle güzel yorum yapınca korkuyorum. En son alkış yapıp bana bir vermen lazım. Evet, öyle bir şey de var. Unutmamış onu. Belli olmaz. Şimdi asıl olaya geldi sıra. Volkan, Allah aşkına iç çekme yanımda ya. Dur bak, konuya giremiyorum. O kadar çok iç çekiyor ki. Ya biliyor ne olup bittiğini, ya annenle konuştun. Bilmiyorsan da şimdi zaten öğreneceksin. Ama Şivan hiçbir şey bilmiyor, onu söyleyeyim. Şimdi Volkan'la ilgili annesi bir gerçeği açıkladı. Önce onu söyleyeyim size. Daha doğrusu ben söylemeyeyim, kendi annesi anlatıyor. Annesiyle sizi tanıştırmak istiyorum. Hatice Hanım, fakat şöyle bir şey var görüntülerde. Hatice Hanım aslında görünmek istemiyor. Sesinin de duyulmasını istemiyor. Çok rica etti. Ben de tabii ki maneviyetine saygı duydum. O yüzden onu karşıma aldım. Siz arkasını göreceksiniz. Sadece gerçekten bu evliliğe onay verip vermediğini merak ediyorum. Bunu da zaten kafasıyla onaylıyor ya da onaylamıyor. Şimdi göreceksiniz, buyurun izleyelim. Olmayan oldu. Volkan'ın annesi Hatice Hanım şimdi burada. Aslında stüdyomuzun bir bölümü burası da. Sizi oraya almayacağım, o heyecana gerek yok. Ama burada size bütün sorularımı sorup karşılığında cevap almak istiyorum. Ben oğlunuzun ne kadar sevdiğini görüyorum Shiva'yı. Fakat Shiva'nın da çok değiştiğini, onun da ona bağlandığını görüyorum. Siz anne olarak daha çoğunu hissediyorsunuz mutlaka. Şimdi en net sorum şu. Volkan ve Shiva'nın evlenmesini onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz? Onaylıyorum Zahit Hanım. Süper, süper. Onaylıyorum. Tamam, harika. Şimdi daha önce onaylamadığınızı biliyorum. Neden onaylamadınız da şimdi onaylıyorsunuz? Şimdi bizim örf ve adetlerimiz var. Shiva'nın değiştiğini görüyorum. Bizim örf ve adetlerimize birazcık daha yakınlaştığını görüyorum. Biraz kalbim ısındı artık. Onun için onaylıyorum. Oğlumu da seviyor. Daha da iyi olacaklarını düşünüyorum. Daha da güzel olacaklarını düşünüyorum. Ters köşe yaptı, tamam dedi işte. Bence kesin. Eyvah. Aynı ev diyecek. Buraya kadar onay verdiğini gördünüz. Oh, çok şükür. Shiva'ya da onay, hatta şaşırdınız. Yani. Onay verdiğini gördünüz. Bana söylediği şey... bir şey değil. Bu tamamen Volkan'ın kişisel durumuyla ilgili bir şey. Önce güzel olan bir şey var orada. Onay veriyor musunuz evliliklerine dedim. Bana sözü söyledi.
Şiva'yı gelin olarak kabul ediyor musunuz dedim. Onu da onayladı, gördünüz. Şimdi nikah şey yapabilir miyiz? Allah'ım. Biz bugünden sonra halay çalışmalarına başlayalım. Ama dinlemen lazım şimdi. Yani bomba. Şimdi sen gördün bir kere evlenmenize hayır demedi. Evlenmenizle ilgili bir sıkıntısı yok. Seninle ilgili yani gelin olarak seni benimsemiş onunla ilgili bir sıkıntı görünmüyor. Evet. Sen de gördün. Zaten şimdi çıkışta siz konuşursunuz buluşursunuz. Yani saat daha 4 bir akşam yemeğine gönderirim sizi konuşursunuz. Volkan? Annem beni şaşırtmadı. Yani ben biliyordum zaten beni şaşırtmayacağını, benim arkamda duracağını çok iyi biliyordum. Sen zaten hep söylüyordun. Evet. Yani annem Şiva'yı seviyor. Seviyor, gerçekten seviyor. Yani bu arada hani bu zamana kadar arada olan insanlar işte teyzemdir, halamdır, işte süt annemdir. Hani hepsi çok iyi insanlar. Hiçbir şey demiyorum ama çok kafasını karıştırdılar gerçekten. Çünkü Şiva'nın şöyle söyleyeyim kimseyi şey yapmadan. Kimseden bir eksi ya da kimseden bir fazlası yok. Yani benim gözümde fazlası var da kıyas gerek yok gerçekten. Yani hepimiz insanız. Tabii olabilir herkesin geneline göre herkesin farklı olabilir ama sevgi aynı. Dünyanın her yerinde sevginin dili aynı. Yani çok bu güzel değişmiyor. Konuştum. Güzel konuştun. O zaman Haziran sonu yeni şeyler var. Düğünler var. Biz şimdiden halaya başlayacağız. Evleniyoruz arkadaşlar. Onay geldi. Sizin düğünde Gökhan'ı da alıp geleceğim. Düğünde Gökhan yapsın. Gökhan abi de evlenin artık. Bizi türkülerle şenlendirir inşallah. Tabii canım. Arkadaşlar şimdi her şey güzel. Tamam onayı da aldık. Ama bu videoda eksik kalan bir şey var. Onu henüz paylaşmadım. Evet. Asıl devamı önemli bence. Şimdi açıklayacağım size ne olduğunu. Bir izleyelim. Sonrasında konuşacağız. Aslında durum düşündüğünüz gibi değil. Bambaşka şeyler çıkacak şimdi. Buyurun. Peki şartlarınız nedir? Tabii. Şimdi Volkan üstüne, Volkan'ın üstüne mal mülk var. Tarlalar var. Tarla var biliyorum. Evet. Hani oradan bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Onlar kendileri bir şey yapmak istiyor. Hatta Şiva buyurun. Sayın Hanım size eksik söylemiş Volkan. Yani biz mütevazi yaşayan insanlarız. Çocuğumuzu da kendimiz gibi yetiştirdik. İnşallah gelinimiz de bizim gibi olacak ama o tarlalar çok büyük paralar ediyor. Öyle mi? Tabii tabii. Şimdi bize buna küçücük bir tarla dedi. Şimdi yani buna gelin de ortak olacak. Ha. Yani buna gelin de ortak olacak. Öyle bizim düşündüğümüz gibi değil hayır, mi o küçük değil, bir tarla değil, hayır, mi? Hayır, küçücük bir tarla değil. Ha, dur şimdi o zaman evet. İşler biraz değişti. Evet. Yüklü para ediyor. Ha. Tabii. Onun için ben tek şartım var. Ne eğer şartınız? Benim oğlumu seviyorsa, benim oğlumu istiyorsa evlilik sözleşmesi yapacak. Gelecek benim alt katımda oturacak. Ben de onlara yardımcı olacağım. Bu şekilde evlenmelerine razıyım. Yoksa kabulüm değil. Şimdi işler ne kadar değişti görüyor musunuz? Tek istediğim evlilik sözleşmesi. Sözleşmeyi yapacak, imzayı atacak. Eğer ki seviyorsa benim oğlumu zaten o sözleşmeye imzayı atar. Gerçek yüzünü şimdi göreceğiz Şivan'ın. Gerçekten öyle. Böyle evet. Bir şok karşısında ne yapacak çok merak ediyorum. Arkadaşlar birincisi Volkan'ın üstüne epey bir arazi varmış. Yani öyle küçük bir tarladan bahsetmiyoruz. Ve üzerine. Ve direkt çocuklarına yapmışlar. Bu arada hani Volkan'ın babasının da dahil olduğu yani sadece annesinden değil. Onlar hep mütevazı yaşamışlar ama bir bu. İkincisi de annesi. Şimdi bunları bilince düşünüyorsunuz tabii. Hani dedi ya. Annen aslında hani senin burada hareketlerin, sözlerin hani oraya da gideriz bunu da yaparız. O tarlaları çatır çatır yeriz der gibi bir durum vardı ortada evet. Şiva. Şimdi hani Hatice Hanım da diyor ki ben evlilik sözleşmesi istiyorum. Helal olsun. İki tane farklı olay, birbiriyle bağlantılı olay. Şimdi Volkan, böyle bir şeyi muhtemelen annen söylemeseydi sen hiç söylemeyecektin. Şimdiye kadar hep mütevazi oldun. O anlamda helal olsun sana. Hani bu çocuğun şimdi marka veremem ama hani kendi dünyasında
böyle güzel bir arabası var ama mütevazı bir arabası var. Şimdi bak onları satmamış bu çocuk, aile de sattırmamış. Oysa şimdi görüyorum ki mesela ilk hani erkekte arabadır ya, çok daha güzel bir araba alabilirmiş, yapmamış, beklemiş. Ama Şiva görünce bunlar değişebilir hale geliyor galiba diye anne de tedirgin oluyor. Ne düşünüyorsunuz şimdi Şiva? İstiyorsan önce bir Volkan'la konuş. Volkan'a bir şey sor. Senin haberin var mıydı? Neyden? Annenin sözlerden. Evlilik sözleşmesinden. Evet. Yok, bunu ilk kez duydum. Bu evlilik sözleşmesi. Volkan gerçek söyle şimdi. Yok, çok gerçekten hassas durum var. Senin artık yalana yer yok burada. Ben evlilik, gerçekten evlilik sözleşmesini biliyorum. Bu arada yalan da söylemedim sana. Bazı şeyleri gizlemiş olabilirim ama yani yalan söylemedim. Gerçi tarla var demişsin. Tarla var dedim. Yani o tarla sadece benim de, tamam herkesin üstünde, benim kardeşim de var. Yani burada sadece ben mal sahibiymişim gibi gözükmesin. Orada hani annem de var, babam da var, kardeşim de var. Hani biz bir aileyiz. Sadece benim üstüme olan bir şey yok orada. Hani o yüzden o tarlalar, şöyle bir durum da var. Onları ben tek başıma yapmadım. Onlar benim ailemin olan şeyleri. Yani atıyorum 25 yaşına geldim, bunlar artık benim. Verin ben satayım, gideyim işte kendime şunu yapayım, bunu yapayım demek. Yani hem anneme babama bir saygısızlık olur. Zaten öyle. Sonuçta Volkan, onları sen kazanmadın, sen evet almadın. Tapu senin üzerine olsa bile yani onlar direkt senin kazanıp alnının teriyle aldığın şeyler evet değil. Ama tapu senin üzerine. Ya evet ama tapu sadece gösterge yani. O gösterge de bizim üzerim, yani benim üzerim ama oranın emeği, hepsi benim annemle babamın emeği var orada. Anının teri var hepsinin. Yani ben onlara... Ama onu sana layık görüp senin üzerine vermişler. Senin de eşin olacaksa o da aileden bir parça. Bence onu da dahil etmeleri lazım. Kardeşine de vermişler. Benim tamam, değil ne tek. Güzel işte. Hayır, sonuçta tek değil yani ama seninkiler senin. Yani. Kardeşininkileri de kardeşe vermişler. Onu layık görüp düşünmüşlerse... Düşünmüşlerse Şiva'yı da gelin olarak kabul ediyorlarsa bence Volkan hakkında onun da hakkı var. İkisinin yani ortak bayağı kuracaksa her şeyleri birlikte olmaları lazım. Benim Volkan, kesinlikle sözleşmeye ben de karşıyım. Volkan'ın yani varlıklar benim umurumda değil ki zaten. Dünyalar senin olsun zaten. Ben orada durum, benim her durum bıraktım. Dedim tamam burada seninle kalacak. Her şeyden vazgeçtim. Bahane kalmadı bana söylemeyecek. Ki Şiva'nın o varlıklara bildiğim kadarıyla ihtiyacı da yok. Yani ben utanırım bunlar söylemek için ya. Beni ne sandınız ya? Ben öncelikle bir şey söyleyeyim. Seni hayatım, seni bir şey zannetmek ya da bir yere koyduğundan değil. Hayır, sen ailene beni nasıl anlattın? Senin... Ben nasıl anlattın beni? Ben senin paran için, ben seni ilk gördüm nasıl gördüm? Senin paran mı gördüm? Hayatım ben anneme, babama, ben zaten seni öyle görsem, ben ilk başta... Ben senden kaç ay nişan olduk? Kaç ay tanıştık, senden hediye mi istedim, bir şey mi istedim? Hayatım biliyorum. Altınlar ben burada öğrendi, gelenek, bana gelenek dediniz, altınlar gelenek için söyledim. Ben ondan önce senden bir şey mi istedim? Biliyorum hayatım, istemediğini biliyorum. Zaten öyle biri olsan ben en başta bu yola girmem zaten senden. Ben seni biliyorum, seni tanıyorum. Onu da oraya göre anlattım, yani seni niye yanlış anlatayım? Annem kendi kafasında bir şey kurmuş, bir şey planlamış. Onu söylüyor burada. Annem ben seni niye yanlış böyle anlatayım? Bir şey kurmuş? Hem sen yanlış sen bir insan olsan... Sen mi bir şey anlatmışsın? Neden beni böyle tanısın ki? Ben bir şey istesem gider kendi babamdan isterim. Senin para ne yapacak? Zaten, annenin para ne yapacak? Zaten istiyor demiyor. Şiva bizden bir şey istiyor ya da öyle bir şey demedi. Ağzını öyle keşke bir şey... öyle dese Volkan. Çok ayıp bir şey sözleşme. Nasıl ayıp sözleşme? Ayıp. Alisa'nın dediği doğru. Evlilik bu. İş değil ki. İş yapmıyoruz. Evlilik bu. Katılıyorum. Sanki bana maaş vereceksiniz, gelin götüreceksiniz. Çok ayıp. Maaşla ne alakası var kim Allah aşkına? Kim kabul eder? Asla kabul etmem. Asla. Çok ayıp bir şey. Alisa eder. Ya ben 15 yıl eder. Eder sorun. Ben 15 yıllık ben evliyim. Ben. Eşim ne aldıysa ben benim üstüme aldı. Senin benim diye bir şey yok ki. Bugün istesin onun da benim de, çocuklarımızın yani. Senin benim nedir ya? Peki bu arada Rabia Hanım. Zayda Hanım ben burada çıldırıyorum. Neden? Şiva. Hani hiçbir şey istemiyorum diyorsun şu an. Neler istedin sen biliyor musun? Jacuzziler, nefes alan duvar, ada mutfak, bilmem ne. Bir de geçen gün ne diyorsun? Dünya turuna çıkacağım. Nasıl istemiyorsun? Doğru. Ha istemesin mi? He?
İşte bu para için evlilik denilir kızım. O zaman Volkan Bey bıraksaydı da ben babamdan para isteseydim ve yapsaydım kendim. Volkan sana dürüst davrandı, sen kabul etmedin. Onu yaparsan bu olur. Dürüstlük. Bunu yaparsan olur. Kusura bakma. Kabul ediyorsan anlaşma yapmak o haliyle diyeceksin. Tarlaya güverdi, tarlayı satıp dünya turuna çıkacağım dedin ya. Hiçbir şey istemesin mi bu kız yani? Yok jacuzzi, benim, yok bilmem ne var. Şöyle bir şey söyleyeyim, kusura bakmayın. Benim annem babam hala hayatta. Geçen Zayda Hanım çok güzel bir lafı vardı. Sattığınız malın önünden geçerken o kadar zor bir an yaşarsınız tamam, ki. Ben de karşıyım. Ona yani şey ben onları orada yaşıyorlar durduk hala. Durduk yere satılmasına ben de karşıyım. Volkan orada... kitap gibi konuşma burada. Ben de seni anladım. Herkes de seni anladı. Kitap gibi büyük cümleler kurma bana. Ben çocuk değilim. Çocuklukla ne alakası var? Ben sadece burada bir şey anlatıyorum. Yani sen ne istiyorsun? Hayır anlatma. O zaman geri çekil de ki Şiva sen yapacaksın. Ben yapamadım. Benim aile izin yok. Sana tarla yok, hiçbir şey yok. Şiva kendin yap diyeceksin. Ben de yapacak. Ailemin bana karıştığı bir nokta yok. Ben ailemi düşünüyorum. Onlar bana sat deseler de ben yapamam. O zaman kaç ay önce buraya geldik. Dedik Zayda Hanım bize izin yok. Siz konuşun, siz ikna yapın. Tamam ikna olmuş. O zaman aile düşünseydin ayrılsaydık. Şiva çok haklı. Kaç ay geçti? Siz sadece bu nişan kaç ay şahitsiniz? Ufacık biz şeyleri ondan önce de bunlar yaşadık. Jacuzzi nedir ya? Bir sene tamam, olacak. Tamam tarla hepimiz karşıyız. Durduk yere satılmasın. Yok jacuzzi istedi. Gelin bu her şey ister. Kaçınızın evinde bütçe... jacuzzi var? Kaçınızın evinde kardeşim, nefes alan duvar var? Kardeşim ben ev aldım. Kaçınızın adam bana evinde verdi, ada ne yapıyorsan mutfak yap var? Dedi. Kaçınızın evinde var? Birini söyleyeyim bana. İsteseydim onu da taktırırdı. Ben istemedim. Sen o da onu seviyor. Kardeş. Yaptır ne olacak? Bence Volkan haklı. Sen şimdi dediklerini onaylıyorsun ya. Evet sen doğruları onaylıyorum mutfak sadece. Efendim? Ada mutfak istedin mi evlenince? Vallahi imkanım olsaydı isterdim yapardı da. İmkanı olan yapardı İmkanı yoksa der. Yapamaz. O da onu bir şekilde anlatsın ama abartarak. İnsanların önünde. Allah. Her şey ada i̇nsanların... mutfakla. Onu istemekle evlilik olmaz. Rabia anne sevgi, insanların önünde ya, bırak abartmakla olmaz. Ya. Ada mutfak dediğin kaç para ya? Tarla peki, mı? Peki arkadaşlar. Ya benim evimde ada mutfak olacak. Yakış bir dakika, olacak. Bir dakika. Gösteriş mi yapacağım? Hatice Hanım ay, burada zamanları var, fırsatları var. Derdiniz neyse bunu çözmek için gününüz de var tamam mı? O yüzden oturup konuşun. Neyse problem çözün. Bak mesela şimdi Haziran'da gün almaya gidecektiniz. Bunlar karşınıza çıksaydı ben Hatice Hanım'ı çağırmasaydım. Sonra bunları böyle tam o anlarda yaşasa yine olmayacaktı yani. Gene iptal olacaktı. Gene iptal evet. Olacaktı. Bari baştan neyse bunu bilin. Ondan sonra devam edin. Sonra gene konuşacağız. Tabii canım onu bence istemiyorum artık. Bence ikiniz de düşünün yani. Neyse bak dürüstçe her şeyi önlerine koysunlar, düşünsünler. Her şeye rağmen tamamsa ben buradayım. Kapı gibi buradayım. Tamam mı? Ama bunları çözmeniz lazım önce. Zayda Hanım ben burada tamam çok şeyler yaptım. Çok saygı yaptım. Gerek yok. Ben Rabia Hanım'la hiç konuşmam da gerek yok. Ben onu kabul de etmeyebilirim. Buraya gelmesini de kabul etmeyebilirim. Çok saygıyla dedim tamam. Sen anne gelmiyor. Süt anne gelsin. Geldi her şey karıştı Rabia anne. Yine bir şey söylemedim. Komşu kalmadı karışması. Kardeş kalmadı, teyze kalmadı. Herkes karıştı. Ve ama benim artık sinirler gitti. Bence en sakin olman gereken zaman Şiva. Çünkü artık gerçekten annesi burada. Hayır niye sinirleniyor anlamıyorum ya. Peki, tamam diyor ya. Peki arkadaşlar zamanımız yok o yüzden topluyoruz masayı puanlamaya geçelim. Mutfak bahane. Gün birincisi birazdan belli olacak ama şimdi masa puanı zamanı. Arkadaşlar beğendiğinizi düşünüyorum bakalım Şiva ve Volkan'a bugün masadan kaç puan gelecek buyurun. Arkadaşlar kapatabiliriz. Hemen bana gönderin lütfen. Hep böyle ol demiş Zeynep. Ellerine sağlık demiş Büşra. Vallahi düşündüğüm gibi çıkmadı biliyor musunuz? Enteresan. Az mı? Peki. Birazdan söyleyeceğim masa puanınızı söylerken biraz merak edin. Tamam mı?
ama üzülmek yok. Tamam mı? Artık şey oldum ben. Ne? Üzülmüyorsun. Hem de puan bile belki düşünemem, o kadar üzgün. Gerçi şu anda evet başka dertleri var ama. Peki, gün birincisini açıklayacağız şimdi. Kim kaldı? Sema kaldı, Şiva kaldı. Bakalım gün birincisi Sema mı, Şiva mı? Ve açalım 5 puanı. Sema'ymış. Ay bu kırmızıya inanamıyorum ya. Kırmızıları alın gelin o zaman. Ay cuma günü herkes sana kırmızı giysin. Sergen dedi, ben de dedim ki yok Şiva Şiva böyle yapıyordun demek ki doğru. Aa Gökhan gel. Gel karının altına al. Bravo abi. Gerçekten tutuyormuş. Ay inanamıyorum ya. Tamam bundan sonra kırmızı. Neden hep bir bana? Bir ay önce ben bunu televizyonda söylüyorum. Seni kırmızı giydireceğim ama. Yayında gel söylüyorum ben bir ay önce bunu. Uzun bin dallı vardı onu giyin. Kırmızı giyeni aldım. Valla giyin. Bir ay önce. Hadi güle güle yukarı tak yukarı. Hayırlı olsun. Ben onu teşekkür ederim, sağ olasın. Peki. Sema çok tebrik ederim. Teşekkür zaten ederim ben hocam. Kazansaydım kabul etmeyecektim. İyi ki sen kazandın. Hayır teşekkür aa, ederim. Sağ kabul etmeyecektim ne demek? Da niye? Rabia evet. Hanım'ın elinden gel. Bir şey kabul etmek istemiyorum bu durumdan sonra. Korkma ben haksız yere sert değilim. Haklı olarak her zaman tepki gösteriyorum. Buradan da size bir şey söylüyorum. Para için, mal için, eşya için eş ve nişanlı sevgili sakın yapmayın. Mutluluğunuzu, aşkınızı düşünün. Sadece onu söyleyeyim. Son anda bile ölüyormuş. Peki bu arada zaten Şiva, Volkan'ın varlığından yani habersizdi. Aynen hani o yüzden. Ailesinde hani buradan bir gerçek sevgi aranacaksa yani. Volkan'ın hani öyle bir tarla var. O da zaten hani 500 metre şey bir dönüm mü değil mi o bile belli değildi. Hani burada öyle gariban bir tarla diye bakıyorduk biz ama bambaşka bir şey çıktı. Kirli peki çıkıyor. Değilmiş. Arkadaşlar toplam masadaki puanınız geliyor Şiva ve Volkan için. 26. 26 mı diyorsun? İçimden geçti. Bir var mıdır bu arada? Yoktur. Yok ya. Beş var mıdır? O vardır. Bence vardır. Bence beş yoktur. Yok mudur? Bence var. Peki söylemiyorum. Sadece puanını söylüyorum o zaman. Şiva ve Volkan masa toplam puanınız 7 puandasınız. Şu an iyi görünüyor. Evet. Ama daha yarışma bitmedi. Bu hafta gitmeyecekler belli oldu. Bak. En azından. Hah, en azından o belli oldu. Peki benim puanlarım da var ama şunu hatırlatayım. Artık en düşük puanı alanı gönderiyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Gönül istemiyor ama bunu yapmak zorundayım ki yeni o kadar çok başvuru var ki. Ne olur beni affedin bak hakkınızı helal edin. O başvuruları görüyorum ben de arkadaşlarımla beraber. Hepsine bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Çok teşekkür ederim. Sizin gelmeniz için ne yazık ki birilerinin gitmesi gerekiyor. O yüzden de en düşük puanı alanı gönderiyorum. Şu an biz gözüküyoruz potada. Ya 24 puan. Evet. 24, 25, 27 oldu. Ama bize haksızlık ettiler gerçekten. Olsun. Peki bakalım. Bakalım hafta sonuna kadar neler olacak, cumaya kadar neler olacak, asıl yarın neler olacak. Çünkü bu olay açığa çıktı. Şive ve Volkan'ın yarınki durumlarını ben de merak ediyorum. Akşam anneleriyle beraberler. İnşallah güzel konuşmalar olur. Bakalım yarın göreceğiz. Sizi çok seviyoruz efendim. Hakkınızı helal edin. Yarın görüşmek üzere. Sen bana ne dedin? Lütfen rica ediyorum. Eyvah. Ne dedi bana? Allah aşkına bir sakin olun ya. Nereden nereye hemen nasıl büyütüyorsunuz? Herkes böyle nasıl bir anda birbirine girme potansiyelinde? İnanamıyorum. Elinde oklama merdane, yarışıyor eşler şahane.